Vallahi doydum ha. Vallahi doydum. Ben doydum. Ben abicim, her şey mükemmel olmuş. Valla ellerine sağlık. Ellerine sağlık anneciğim. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sen yiyorsun abi. Ben yiyorum anneciğim. Ben yiyorum anneciğim. Değerli ailem, lütfen masadan kalkmayın. Ailemle ilgili bir duyurum olacak. Tamam. Oturun. Hayırdır oğlum? Kötü bir şey mi oldu? Hayır. Eşim hanımla yaptığım görüşmeler sonrasında bazı kararlar alındı Burcu Hanım. Burcu Hanım mı? Ananım oğlum ben seni. Ya tabii ki anamsın. Evet. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aa. Ancak ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ve bu zor zamanlar zor kararlar gerektirir. Ve biz bu kriz anlarında bir aksiyon almak zorundayız. O yüzden hızlı bir aksiyon almamız gerekiyor. Baba, sen plazada çaycılık yapa yapa beyaz yakaları özendin de hatırlatayım, sen mavi yakasın. Bir de bu elindeki kupada kahve yok, tarhana çorbası var. Biliyorum lan. Ne bozuyor modumu? Bir şey anlatıyoruz şurada ya. Allah Allah. Aile. Aile ne arkadaşlar? Aile, toplumun en küçük ve önemli kurumu. Ve ben bu kurumun başındaki kişiyim. O yüzden meseleye biraz kurumsal yaklaşacağım. Evet, babanızı dinlediniz, babanızı duydunuz. Babanız son derece haklıdır. Aile en önemli kurumdur. Evet. Ve bizler gitgide 5 sene önce hayalini kurduğumuz Kefken'deki yazlık hayalimize gitgide uzaklaşıyoruz. Nasıl uzaklaşıyoruz? 2 sene Kefken'de yazlık vardı hani. Mustafa'cığım söylüyoruz ya, 2 sene oldu, 5 sene. Hedef ötede. Uzaklaşıyoruz. Hay Allah. Teşekkürler eşim hanım. Rica ederim eşim bey. Evet. Mevcut ekonomi her kurumu zorladığı gibi bizim aile kurumumuzu da zorlamaya başladı. Koca koca şirketler küçülüyor. Bu durumda bizim de bir küçülmeye gitmemiz şart. Ya enişte küçülme falan. Aa ne oluyor? O kadar da kurum değiliz yani. Ya. Hakikaten baba şunlar falan ne ya bunlar? Şunlar falan. Yani şirket miyiz biz? Vallahi dayınla sizin harcamalarına bakarsak biz şirketsiniz oğlum. Ya arkadaşlar, artık çekirdek aileler bile zorlanırken bizim geniş aile olarak devam etmemizin mümkünü yok. Bitti bu iş. Çok özür dileyerek ve üzülerek bir haber vermek zorundayım. Ne oldu? Allah Allah. Bugün bazı aileden çıkarmalar olacak. Nasıl yani? İşten çıkarmalar gibi mi babacığım? Evet kızım ama senlik bir şey yok. Yani bu eve ekmek getiren biz sen, bir de ben varız. Ben de emekli maaşımı veriyorum. Veriyorum. Nereden aklına geliyor bu ya? Ya sen esprini yerim, emekli maaşımı diyor. Ben de size veriyorum diyor. Ha sen ciddisin. Oğlum ciddiyim. Benim 3 aylığım yok mu? Yani yok denecek kadar az. Arkadaşlar, hangi zamanda yaşıyoruz ya? Artık büyük aile falan, geniş aile kalmadı. 90'larda bir dizi miyiz biz? Ya bu evde babaanne var, saçmalamayın artık. Ne diyorsun oğlum ya? Nereye gideyim ben? Huzur evine mi gideyim? Vallahi anneciğim, şöyle bir düşününce bir seçenektir. Hadi oradan. Fitneci! Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Tamam. Lütfen bu işi bir gelin kaynana çatışmasına dönüştürmeyin ya. Burada konumuz başka. Anacığım, sen de lütfen artık duygu sömürüsü yapma. Çünkü duygusal bakmayacağız. Matematikle, verilerle, grafiklerle bakacağız. Çiçek haricinde herkes bu evden gidebilir. Kaygan zemin, dikkatli olsun herkes. Önce bir sunum yapacağım. Sonra bir oylama yapılacak. Aynen, sunumumuz var. Evet, o yüzden lütfen koltuğa alayım hepinizi. Sunumumuz var, koltuğa. Aa, şey babacığım, Hakan arayacakmış da beni. Ben katılmasam olur mu? Sen git git, senlik bir şey yok. Aa, yani bu sunuma da son derece hazırlıksız yakalandık yani. Lütfen, sunumumuz var. Geçelim, kaynama kendi aranda. Kaynama kendi aranda, baban sunum yapacak. Zemin kaygan, aman dikkat. Litre yap. Ne? Evet. Evet arkadaşlar, gün sonunda bir oylama olacak ve evden kimin gideceği belli olacak. Evet. Ben
evden gitmek adayı olarak en güçlü gördüğüm isimle başlamak isterim. Oğlum İbrahim. Baba, ya baba pes aşk olsun sen ciddi ciddi öz oğlunu evden göndermek için sonun mu hazırladın? E sen benim sonumu hazırlarken iyiydi. Sen mi hazırladın bunu, bu sunu? Yok ya, plazadaki stajyerleri yaptırdım. Ne desen yapıyorlar oğlum. Para da almıyorlar, çok tuhaf bir meslek o ha. Evet eşim hanım, buyurun siz başlayın. Eşim bey izin verirseniz başlıyorum lütfen efendim. Evet, burada görmüş olduğunuz şu grafik... ...bizlerin ailecek İbrahim'in eğitim hayatına... 16 senelik bu sürece yaptığımız yatırım. Evet. Buyurun efendim, normal, görelim. Tamam. Hayvan gibi yukarı çıkan biriyim ben. Evet. Tamam, zorunda eğitim. Tamam, ne yapacaksınız? Evet, tamam. Şimdi ise bir diğer grafikte... İbrahim Bey'in 16 yıllık eğitim sürecinde ailemize yaptığı katkıyı görüyoruz. Buyurun. Yalnız orada bir grafik yok. Çünkü hiçbir katkın yok. Sana yapılan eğitim yatırımı tamamen ölü yatırımmış İbrahim. Berbat bir yatırım. Hiç işe yaramıyoruz. Ya hayır hayır yapmayın abla, enişte rica ederim. Ben yeğenime güveniyorum. Lütfen, o kendisi dayısına çekmiş çünkü fena halde bir ticari de zekası var yani. Madem lapin gibi atladın, o zaman senin sunumuna geçelim Mustafa Bey. Eşim hanım çubuk. Buyurun eşim bey, çubuğunuz geliyor. Evet. Evet. Burada aile üyelerimizin banyoda geçirdiği zaman grafiği var. Duş alma grafiği. Bir dakika, babaannem yok. O hamama gidiyor. Hamam değil mi? Yani ama bu kadar da olmaz ki, bütün özelimize girmişsiniz yani. Duş almasın mı ya bu çocuk? Değil mi babaanne? Duş alsın. Ama Mustafa Bey duş almayı bir etkinlik haline getirmiş. Yahu geçen bir elinde bir salkım üzüm, bir elinde telefon, koltuğunun altına da kablosuz hoparlörü almış, banyoya giriyor. Adam 1,5 metrekarelik duşu spa keyfine çevirmiş ya. Yalan arkadaşlar, yalan değerli aile fertlerim. Bakın bu kesinlikle, bu grafik yalan. Algı dolu. Bakın bunu yapanları ben size söylüyorum. Bu duş güçlerin oyunu. Ulan Mustafa, sen var ya, seni 1001 torpille şu geniş ailemize sokmak için o kadar çok çabaladım. Evet. Her seferinde bizi perişan ediyorsun be adam. Diyorsun ki bu sefer çok iyi bir iş tutturacağım. Evet. Azıcık sermaye, azıcık sermaye diye diye iliğimizi, kemiğimizi sömürdü. Ablacığım bak yapma ya. Bu sefer vurduk oli diyorum ya. Of! Aşladı yine ya. Abicim bir şey düşün. Şimdi şunu bir düşün. Ne? Şu an en popüler şey ne? Dubai çikolatası. Ben de diyorum ki bunun çakmasını yapayım. Dudullu çikolatası. Dudullu nere oğlum? Ya of! Bu otosanayi yok mu? Onun orasını diyor. Evet. Ne olacak Mustafa? Mesela çikolatayı kırınca içinden motor yağı mı akacak? Hasta bu adam ya. Dayı kusura bakma da haklılar ha. Sen ya o işleri beceremiyorsun. Ticari sıkıntı var sende. Allah Allah. Tabii lokmacılar meşhur oldu. Gittin lokmacı açtın. 2 ayda battın. Soğuk baklava işine girdin. Pandemi çıktı. Kapandın, battın. Şimdi çocuk odamı kola diyorsun. Yani sen böyle genç girişimci değil de daha çok geç girişimcisin. Geç kalıyorsun girişime yani. Kusura bakma. İbrahim bak, Dudullu çikolatasını bütün dünya tanıyacak. Dayı, Dudullu çikolatası Dudullu'da bile tutmaz. Bana bak lan İbrahim. Az sonra oylama var. Seninle görüşürüz. Dayı. Tamam. Şimdi oylama demişken sevgili eşim, bence oylamadan önce kayınvalideciğime geçelim istiyorum. Ha bak bak, kız! Ya benim neyim var? 2 lokma canım var, benim neyim var? Şukutellan var. Her sabah kahvaltıda şukutella tüketiyorsun. Çok iyi. Acıkıyor mu? Acık. Ah ana ah. İyi ki grafik var, matematik var, bilim var. Evet. Kahvaltı gider grafiğini gösteriyorum sizlere. Yumurta, zeytin, peynir gibi temel gıdalar ki bunları yemezsek gidersin. Ama senin azıcık şukutellan onları bile geçip birinci sıraya yerleşmiş. Aa, görüyor musun? Yazıklar olsun size ya. Bir tane çikolata var, ona da karışıyorsunuz. Karışamazsınız ona ya. Yaz vallahi, yazıklar olsun. İyi, 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 iyi. Ocağımıza incir ağacı diktin ana. Sus kız, tüfekleci. Madem siz kurumsal konuşuyorsunuz, o zaman ben de size kurumsal bir karşılık vereyim bakalım, olur mu? Lütfen, buyurun Burcu Hanım. Ben de ufak bir pazar araştırması yaptım. Piyasada mı?
Hayır, semt pazarında. Hı. Senin bu karın olacak karı semt pazarına gidiyor. Normalde aldığımız meyve sebzenin 3 katı fiyatıyla eve alışveriş yapıyor. Aman tanrım, ne diyor bu? Evimizin kaynaklarını tüketiyor. Evi batıracak olan bu kadındır. Bu! Bu! Sana yazıklar olsun ona. Eşim Bey, böyle bir şey olabilir mi? Bilemedim eşim hanım. Hayır efendim, gideyim de böyle çarık çörük şeyler mi yedireyim aileme? Ben ailemi düşündüğüm için sağlıklı, organik şeylerle besliyorum sizi. O yüzden onlardan alıyorum. Ne var? Çatırtıyor! Ne var yani, patates organik olsa ne olacak? Organik olmasa ne olacak? Puuu! Hedef sensin, puuu! Organik olursa sağlıklı. Aman! Ne anlatıyorum size be? Ay eşim Hadi. Bey, o kadar haklıymışsınız ki eşim beyciğim. Bunlar gerçekten lüks tüketim seni. Kovun bunları. Sıra sana da gelecek eşim hanım. Hadi. Bana nereye sıra geliyor be? Hayırdır? Korkmak yok ama ya. Ne konuştuk biz? Korkmak yok. Ne yapıyorsun sen? Ayrıca korkmuyorum senden. Bize sıfırdan mutfak yaptırttın. Ama neden Bilal Bey? Yani eşim geliyor, dostum geliyor, güne arkadaşlarım geliyor. Ne yapayım onları yani? Eski püskü mutfakta mı ağırlayayım hayatım? Bak lütfen, itibarı tasarrufu olmaz. Tabii. Bir de gün mevzusu var. Hı. Ya senin bu altın günün bütçemizde koca bir delik açıyor. Öyle mi? Evet. Peki benim altın günüm o deliği açıyor da senin o sevdiğin teknolojik aletler delik açmıyor mu? Göster akıllı saatini. Görün babası, aç onu. Aç onu. Evet. Akıllı saat. Ne? Akıllı saat. Oğlum, ben bunu niye alıyorum? Niye? 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 Aile çağın gerisinde kalmasın. Teknolojiden mahrum olmasın diye. Arkadaşlar, gün teknolojiden değil, altın gününden tasarruf etme günüdür. Ha sen diyorsan, yok altın altın. Tamam. Bu oylamada dikkate alınacaktır. Sorun yok yani. Bilal Bey, yuvayı dişi kuş yapar. Sen beni kurduğum yuvadan mı göndereceksin? Heh, o da bir seçenek. Steve Jobs da kurduğu şirketten gönderildi. Bak. Babaanne sen Steve Jobs'u nereden biliyorsun ya? Ya benden biliyor ya. Nasıl? Melek Yatırımcım babaannemle bir toplantı yapıyorduk. Sermaye toplantısı yaparken bir konuyla ilgili, kendimle ilgili örnek verecekken... Hı? Steve Jobs'u örnek gösterdim. Steve Jobs da yaşasaydı kesin seni örnek gösteriyor. Çok teşekkür ederim enişteciğim. İroni de yok ya. Kaldığımız yerden devam edeceğiz çocuklar. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Bilal amca, merhabalar. Ben Ozan. Ozan, sen niye böyle erken geldin oğlum ya? Aa! Ne oluyor? Ne şey, kim? Tanıştırayım sevgili ailem. Ozan, bizim uzaktan akraba. Hı. Vallahi ya. Bilal amca, sen bana telefonda bir odalık boş pozisyonumuz var deyince... ben de dayanamadım. Hemen atladım, geldim Sivas'tan. Baba, ne o boş odası ne demek? Ne oldu, nasıl yani? Nedir? Evet, böyle öğrenmenizi istemezdim ama... eğer sen gidersen, Ozan senin odana yerleşecek. Evet. Bir dakika, hani ailede küçülme vardı? Ne? Küçülme var. Bilmiyorsun. Ama aynı zamanda büyüme de var. Ne? Şimdi Ozan burada yaşarsa... kiraya, evin giderlerine falan hep katkı yapacak. E ne oluyor? Küçülürken büyümüş oluyoruz. Vallahi Bilal amca, bana bu boş pozisyonu, boş odayı verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ ol. Senin yüzünü kara çıkartmayacağım Bilal amca. Yürü git lan. Çıksene, çıksene. Yürü git. Gözüm görmezsen defol. Daha oylama yapılmadı. O oda benim, anladın mı? Benim o oda. Şşt. Hayır, Bilal amca çıktı. Ben çıkmıyorum. Bilal amca çıktı. Aman, İbrahim Bey. Çık lan. Lütfen. Çıkayım mı Bilal amca? Çık canım, biz sonra sana döneriz. O zaman boş bir pozisyon olursa ben sizden haber bekliyorum. Tamam sinsi bey, hadi. İbrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bu çatı altında böyle kavga gürültü istemem. Biz çalışanlarımızla bir aile gibiyiz ya. Ya biz zaten aileyiz be baba. Ay ne oluyor baba ya? Kavga mı çıktı? Ne oldu? Yok yok, bir şey yok kızım. Ha iyi bari. Olmasın, çünkü size güzel bir haberim var. Ne oldu? Hakan beni bu akşam çok özel bir yere yemeğe götürecek. Annem. Hakan bence evlenme teklif edecek. Aa, ne güzel ya. Ne güzel ya. O değil inşallah yavrum. Bir dakika, bir dakika. Yalnız öyle bir şey mümkün değil. Ne o mümkün değil?
Çünkü sen evlenemezsin. En iyi elemanımı kaybedemem Çiçek. Bu ne demek Bilal? Sen kızımın mutluluğuyla mı oynuyorsun? Ha. Kısmetini mi kapatıyorsun ha. Şu an? Hayır ama bir ne? Anlaşma var yani. Anlaşmanın şartları da çok açık. 30 yaşına kadar bu evden gidemezsin. Ne anlaşması ya? Ben hiç öyle bir anlaşma hatırlamıyorum babacığım. Öyle mi? Biz belgeyle konuşuruz kızım. Bak, bu yaptığımız anlaşma, bu da anlaşmayı imzalarken çektirdiğimiz fotoğraf. Görüyor musun? Babacığım, orada ben 7 yaşındaydım yalnız. Bence olgun bir yaş. Bu bizim şaka amaçlı yaptığımız bir şey değil miydi ya? Şuraya bak, ben orada 7 yaşındayım Allah aşkına. Çok küçüksin. Hani böyle bir anı olarak bizde bizlik kalacak bir şey diye düşünmüştüm ben onu. Şakaydı yani, öyle değil mi? Yok, ben şaka sevmem. Yani şaka sevmediğimi şu belgenin burasına bakarsan daha iyi anlarsın. Yuh! Noterde onaylatmış bir de. Evet kızım. Gördüğünüz gibi bizde her şey belgeyle, bilgiyle, grafikle, bilimle. Evet, isterseniz yönetim kurulu olarak artık oylamaya geçelim. Ve bu aileden birini yallah deyip puş edelim. Hayır baba, ne oylaması ya? Lütfen herkes bir kendine gelebilir mi? Rica ediyorum. Konuşalım. Biz ne yapıyoruz? Delirdik mi biz? He anne, biz delirdik mi? Ne yapıyoruz ya? Biz ekonomi kötü diye ailemizi mi dağıtacağız? Evet. Başka sorusu olan yoksa yok. Hemen oylamaya geçeriz. Oylamaya geçiyoruz. Sessizlik çocuk. Kesinlikle yönlendirmiş gibi düşünmeyin ama ya bu benim için. En güçlü aday olan İbrahim'le başlamak istiyorum. İbrahim diyenler. Oh! Çok şükür. Oh, bir an çok korktum. Evde atılacağım diye çok korktum. Saçmalama yeğenim. Ben böyle bir şeye müsaade eder miyim ya? Dayım benim. Allah Allah. Yeter. Hani ölü yatırım diyorduk. Benim daha güçlü bir adayım var da bile. Allah Allah. O zaman daha da güçlü bir adayla geri dönüyorum. Evet. Ve Mustafa diyorum. Mustafa diyenler. Allah Allah, Mustafa'dan ya da ümitliydim ya. Açılan ilk iki sandıktan sonra... Evet, evet, evet. Biraz da korkarak soracağım. Sor. Ama tabii ki öyle bir şey olmayacak. Sor sen. Bilal diyenler... Nankörler! Nankörsünüz siz, nankör! Bitti. Yazıklar olsun. Burada Dudullu çikolatası varken ben mi yani? Evet. Hayır babacığım, içimizden birini şey yaparak oylama yaptırdığın için sen. Ne oylaması ya? Ne oylaması? Ne oldu bize? Yeter. Lütfen kendimize gelelim. Delirdik mi biz? Ana, anam. Cennet anaların ayağı altındadır. Hadi be. Şimdi ekonomi kötü diye, yani biz ailemizi mi dağıtalım? Ne oldu? Gideceğini anlayınca hemen seçimi iptal ettin. Kim? Ben mi gidecektim? Ne alakası var ya? Daha bir sürü insan oylanacak. Hadi konu kapandı. Oynayalım istiyorsan, oynayalım. Konu kapandı. Hayır, tamam. Konu kapandı. Ama lütfen, bundan sonra şu harcamalarınıza biraz dikkat edin. Tamam. Canım ailem, hadi gelin bir sallayız. Ya. Hadi gelin lan buraya. Ya enişte, ya enişte. Gel, ana hadi. Gel kız. Şöyle güzel lan güzel. Tamam ya. Tamam enişte ya. Tamam hadi. Mustafa. Efendim? Sen yine mi duş aldın? Oğlum sen niye sürekli duş alıyorsun ya? Ya duştayken zihnim daha böyle aktif çalışıyor. Hatta Dudullu çikolatasını da duşta bulmuştum. Ya tam bir duş kırıklığısın. Baba. Hadi, sen gitmiyor muydun? Haydi. Ya, tamam oğlum, o konu kapandı, bitti ya. Vallahi bizce konu kapanmadı. Evet. Çünkü biz aile üyeleri olarak oyladık. Evet. Ve seni seçtik Bilal'cığım. Her şey için teşekkürler. Artık gidiyorsun değil mi aile üyeleri? Çok memnun olduk. Hadi. Hep beraber elinden değilim. Saçmalamayın ya. Hadi canım. Gerçekten beni şu an kovuyor musunuz? Kovuyoruz. Çünkü genişlemeden küçülmeye sen karar vermiştin. Yürü gidiyorsun, hadi. Ya ben zaten küçücük bir insanım. Benle küçülseniz ne olacak? Yok. Gözümüzde daha fazla küçülmeden... Hadi yallah, yallah, yallah. Hadi Bilal. Hadi Bilal. Çekil. Demek evin direği evden kovuluyor ha? Maalesef. Eşyalarımı toplamak istiyorum. Hiç acele etme. Sen şu tarhanalı kuponu al bir tane. Diğer eşyalarını ben sonradan gönderirim sana. Hadi canım. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi.
Yani. Şimdi babam gerçekten geri dönmeyecek mi bu arada anne? Ya şuna bak ya. Kız, o hiçbir yere gitmedi ki. Allah. Nasıl? Aç, aç, aç. Kızım, bir kupa tarhana var mı acaba? Ya Bilal ya, sana kıyar mıyız biz ailemizin reisi? Baba. Şaka yaptık. Gel, gel, tezgah yaptık. Enişte bu, yapma baba. Biz seni ya, seviyorum. Biz seni bırakıyoruz. Bir arada mutluyuz be baba. Hallederiz be. Ay, canım ailem benim. Kurumsal diye diye hepinize kuruldum. Çok özür dilerim ya. Hadi. Çok seviyorum lan sizi. Biz seviyoruz babacığım. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılır.